Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kardeşlerim, bir ayet-i kerime paylaşacağım inşallah. Kur'an-ı Kerim okuyordum şu anda. İftara da çok az bir zaman kaldı. Güzel bir zaman, güzel bir vakit. Elhamdülillah duaların müstecap olduğu bir zaman. Hemen size şu ayet-i kerimeyi duyurmak istiyorum. Elhamdülillah o okuduğum İbrahim suresi. Onun 7. ayet-i kerimesi. Hemen dinleyelim. Estağfirullah. وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ Hani bir vakit Rabbiniz bildirmişti. لَاِنْ شَكَرْتُمْ Şayet şükrederseniz لَاَزِيدَنَّكُمْ Elbette nimetlerimi arttırırım buyuruyor Allah-u Teala. Kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetler sayısız. Bir ayet-i kerime şöyle, Estağfirullah وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Eğer Allah-u Teala'nın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız, bitiremezsiniz. O kadar çok. Yani var edilmiş olmak büyük bir nimet. Elhamdülillah insanız, yaratılmışız. Bir de o bizi yaratan Rabbimize inanıyoruz. Hem de onun bizden istediği şekilde inanıyoruz. Onun gönderdiği son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona inanıyoruz, onu seviyoruz. Onun yolunda olmaya gayret ediyoruz. İnşallah onun yolunda da ölürüz hep birlikte. Ve böylelikle bu dünya imtihanını inşallah kazanırız. Nimetleri yerli yerinde kullanmak çok çok önemli. Kullanırsak nimetleri, Mevla bakın bu fiilde tekitle üzerine basarak la ezidennekum elbette size nimetlerimi arttırırım buyuruyor. Eğer sahip olduğumuz nimetlerin artmasını istiyorsak şükretmemiz lazım. Şükür de nasıl yapılır? Sadece dille, çok şükür, çok şükür, tabii ki dille demek gerekir. Ama halimizde bunu izhar etmemiz lazım. Verilen nimetleri, mesela sağlığımızı yerinde kullanmamız lazım. Genç isek, gençliğimizi güzel efendim bu yolda kullanmamız lazım. Allah-u Teala genç kulunun ibadetine çok çok önem veriyor. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz de methetmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın Arş-ı Rahman'ın gölgesi altında gölgelenecek olan bir kısım, bir taife de gençler. Gençler tabii gençlik zamanında. Nasıl ki biz şöyle bir misal veriyorum acizane. Bir manava gittiğimiz zaman efendim sebze meyve alacağız. Onun hep böyle iyisini seçiyoruz. Hiç çarık çürük aldığımız olmamıştır değil mi? Aynı onun gibi bu ömrümüzün, bu bedenimizin sağlıklı zamanını Allah'ımızın yolunda harcamamız lazım. Yani ömür bitiyor, tükeniyor. Artık son demlerde Mevla'ya yöneliyor kul. Tabii o da güzel ölmeden önce döndüyse ama önemli olan, asıl olan sağlıklıyken, genç vakitlerinde nefis bir takım efendim çok böyle istekleri varken onu frenleyerek Allah-u Teala'nın emirlerine yapışmaktır. Peki bu kısmını tamam buraya kadar anladık. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ Eğer siz inkar ederseniz, yani küfran-ı nimette bulunursanız buyuruyor Rabbimiz, bu kadar nimetlerin karşısında, ondan sonra bakın ayete, اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدِ Benim azabım çok şiddetlidir buyuruyor. Kardeşlerim, Allah-u Teala bizi yakmak için yaratmadı. Bize ebedi mükafat vermek için yarattı. Dolayısıyla ona inanıp, bu nimetlerin tamamının Allah-u Teala'dan olduğunu bilip ve bunu her halimizde böyle dışarı yansıtmamız lazım. Allah-u Teala'nın azabı var. Bunu kimse görmezden gelmesin. Bu işin sonunda kendisine inanmayan, ayak direten, kendi hevasının peşinde koşan insanların karşılaşacakları şey Rabbimizin azabıdır. Bundan kurtuluş yoktur. Hele hele insan imansız ölürse o zaman kimse onun tarafına bakmayacak. Rabbimizin ifadesiyle şu ayet-i kerimeyle tamamlıyorum, toparlıyorum kardeşlerim. Rabbimiz buyuruyor ki bakın bu küfranın nimette bulunan, kendisini inkar edenler için en son sahneyi bize duyuruyor. Şöyle ayet-i kerime, Estağfirullah, Bismillah. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Her kim İslam'dan başka bir yol tutarsa, efendim bir din ararsa, فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ Ondan asla kabul edilmez.
ve huve fil ahireti minel hasirin. O ahirette, dünyada anlamaz, ahirette husrana uğrayanlardandır, zarara uğrayanlardandır buyuruyor Rabbimiz. Devamında da keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu enner rasule hakku ve cahumul beyinat vallahu la yehdil kavme zalimin. Ulaike cezauhum enne aleyhim la'netallahi vel melaiketi ven nas ecma'in halidine fiha la yukhaffafu anhumul azabu ve la hum yunzarun. Ne acayip ayetler görüyor musunuz? Onlar diyor Rabbimiz, Allah nasıl hidayet etsin? Onlara apaçık mucizeler getiren peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra inkar yolunu seçenlere Allah nasıl hidayet etsin diyor. Onların cezası ancak enne aleyhim, onların cezası neymiş? Lanetullah Allah'ın laneti, vel melaiketi ve nas ecmaîn, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Halidine fiha, onlar ebediyen kalacaklar o azap içinde. La yukhaffafu anhumul azab, azap onlardan hafifletilmeyecek. Ve la hum yunzarun, taraflarına da bakılmayacak. Bu işin sonundaki hüküm böyle verilecek. Kardeşlerim, Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. İbadetlerimizi her geçen gün böyle yücelmemizi nasip eylesin. Severek, isteyerek, aşkla, şevkle kendisine kulluk yapabilmemizi nasip eylesin. Önümüzde Kadir Gecesi var inşallah. Yarın olur, bu gece olur. Aman dikkat edelim, yalvaralım, yakaralım. Şu muazzam zaman diliminden azami ölçüde istifade edelim. Birbirlerimize dua edelim. İnşallah Allahu Teala'ya sizlere emanet ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.